Merhaba sevgili hanımlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem güzel hem hoş, aşırı derecede kolay, hoş bir örgü modeli yapacağız. Evet güzel hanımlar, sizler de bu güzel örgü modelini benimle birlikte yapmak isterseniz hep birlikte yapalım. Bu güzel örgü modelimiz o kadar şık ve güzel ki hem de o kadar kolay ki 4 sırada bir model olacak. Bebek yelek modellerinde, örgü modellerinde, yelek modellerinde, yani bayan yelek modellerinde, çeyizlik yelek modellerinde, bebek yeleklerinde, yani dilediğiniz her yerde kullanabileceğiniz yelek örneği sevgili hanımlar. Dilerseniz iki renkli yapabilirsiniz. Bayan yelek modellerinde de sevgili hanımlar, tek renk olarak alize angora simliplerle yaparsanız da muhteşem olur. Evet, mevsimlik bir örgü modeli yapacağız sizlerle. İnşallah beğeneceğinizi düşündüğüm atkılar, bereler, şallar yapabileceğiniz muhteşem çeyizlik güzel bir model. İster bebek örgülerinizde, yani dilediğiniz her örgü modelinde kullanabilirsiniz. Buyurun hep birlikte geçelim. Şöyle ben güzel simli bir ipimle sevgili hanımlar, bebeğini bir ip. Hep beraber başlayalım modelimize sevgili hanımlar. Daha önce kullandığım için etiketini aldım. Evet, şöyle güzel bir tatlış bebeğini sevgili hanımlar. Şöyle ilmeklerimi çizdim. Hemen 3 numaralı da bir şiş kullanacağım. Hemen şiş numaramı da şuradan göstereyim sizlere sevgili hanımlar. Evet, 3 numaralı da bir şişimiz var. Hemen ilmek sayılarımı da vereyim. Bu güzel modeli buyurun hep birlikte yapalım. Sevgili hanımlar, modelim 4 ve 4'ün katları. Ne yaparsak yapalım 4 ve 4'ün katları. Şu şekilde bakın. 4, 4, 4, 4, 4. Ama ben bu kenarlarda 2, 4, 5, 5 tane kenar patı koydum. Daha sonra 4, 4, 4, 4 ilmekler attım. Ve 5 ilmek de bu kenara koydum. Evet, modelimize geçelim güzel hanımlar. Şimdi 4 ve 4'ün katlarıyla yaptığımız bir model. Evet, ipimi kenara alıyorum. Hemen modelime arka yüzden başlıyorum. Ben şöyle 2 sıra haroşa örgü yaptım sevgili hanımlar. Sizler lastiğinizi yapın. Burada kenar patlarınızı ayarlayın. Hemen modelinize geçin. Modelin arka yüzünden modelimizi kuruyoruz. Hemen burada 5 pat yapacağım. Bir de sonunda 5 pat yapacağım. Hemen kuralım. Kenar ilmeğimi aldım sevgili hanımlar. Kenar ilmeğimden sonra burada 5 tane düz yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane bakın 2, 4, 5. Evet, 5 tane kenar patımı yaptım. 2, 4, 5, 5 düz ilmeğimi. Şimdi burada benim 5 tane ilmeğim kalıncaya kadar 2, 4, 5 bakın. 5 ilmeğim kalıncaya kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Aradaki ilmekleri. Evet. Burada 5 düz yaptık. Kalan ilmeklerimizi 5 ilmek kalana kadar ters öreceğiz. Evet, gerçekten çok güzel bir model. Işıl ışıl ipimde sevgili hanımlar. Evet, sizlerin de çok beğendiği yorumlarda aldığım cevaplardan biliyorum. Şoktan aldığımı söylemiştim ama hala soruyorsunuz. Gerçekten hala var mıdır bilmiyorum ama ben birkaç gün oldu alalı. Gerçekten ipim çok güzel. Şimdi bakın burada 2, 4, 5 tane ilmeğim kaldı. Bu kenardaki 5 ilmeğimi de modelim güzel görünsün diye haroşa yapıyorum. Kenar yapıyorum, yani pat yapıyorum. Evet. Ne yaptık? Bu kenarda 5 tane düz yaptık. Ortadaki tüm ilmeklerimizi ters ördük. Ve bu kenarda da 5 tane yine düz ördük. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz ve ikinci sırasındayız. Birinci sıramızı ya tamamladık. Modelin ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın. Burada yine 5 tane haroşamı yapıyorum kenar patımı. 2, 3, 4, 5. Bakın 2, 4, 5 kenar patımı, 5 kenar patımı yaptım. Şimdi burada düz ilmekleri sevgili hanımlar, buradaki 5 haroşamıza kadar, şuraya kadar. Yani şu aradaki tüm düz ilmekleri. Hepsine 2 kere batıyoruz. Bakın. 1, 2. Her ilmeği 2 defa örüyoruz. 1, 2. Dilerseniz şu şekilde de yapabilirsiniz. 1, 2 doluyorsunuz, çıkarsınız. Bu şekilde olur. Bakın, 2 dola yap. Ama benim bu şekilde her ilmeği 2 kere örmek kolayıma gelir hanımlar. Çünkü bu da aynı şeyi yapmış oluyoruz.
Her ilmeği iki kere ördüğümüz zaman da başını iki kere dolamış gibi oluyoruz. Evet, son 5 ilmeğimize kadar her ilmeğimizi iki kere örüyoruz. Modelimizin ikinci sırasında. Evet, bu şekilde bakın. Gerçekten çok hoş, güzel bir model çıkacak. Çeyizlik yelek modellerine çok yakışacak sevgili hanımlar. Bebek örgülerine çok yakışan, yakasından başlamalı, eteğinden başlı modellere çok yakışan bir model. Evet, şöyle bakın, bütün tüm ilmeklerimi, düz ilmeklerimi iki kere ördüm. Evet, bakın burada 2, 4, 5 ilmeğim kaldı. Bunları da 5 tane düz yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Evet, modelimizin ikinci sırasında bakın bu şekilde hazırladım. İplerim simli olduğu için arkadaşlar pırıl pırıl parlıyor. Çok hoşuma gidiyor görüntüsü. Evet, şimdi örgünün üçüncü sırasındayım ve arka sırasındayım modelimizin. Kenar ilmeğimi aldım. Burada kenar patım olan 5 tane düz ilmeğimi örüyorum. 4 oldu. Şimdi 5. ilmeğimi ördüm. Bakın 5 tane kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi burada başını 2 kere doladığımız ilmeklerimiz var ortada. Bunları, bizim ilmek sayımız neydi? 4 ve 4'ün katlarıydı. 1, 2, 3 ve 4 bakın. 4 tane ilmeğin boyunu uzattık. Tekrar şişimize geri takıyoruz. İpi kendimden tarafa alıyorum. Bu 4 ilmeğin hepsini birlikte örüyorum bakın. Sonra ipimi ön tarafa alıyorum. Ve bu 4 ilmeği tekrar bir kez daha örüyorum. Şimdi bu aradan bakın. İkinciyi ördüm. 2 kere ördüm. Üçüncü de bu aradan bir ilmek alıyorum bu şekilde. Dördüncü de yine tüm ilmeklerimi bir kez daha örüyorum. Şimdi benim burada şişimde bakın 1, 2, 3, 4 ilmeğim vardı. Burada da bakın 1, 2, 3, 4. 4 ilmekten 4 ilmeği çıkardık ve bıraktım. Evet hanımlar, bakın bir modelimiz bu şekilde. Evet, modelin tamamlanınca muhteşem oluyor ilerledikçe. Şimdi yine 1, 2, 3 ve 4. Bakın 4 ilmeğin boyunu uzattım. Tekrar geriye takıyorum. İpimi kendimden tarafa alıyorum. Bir kez 4 ilmeğimin 4'ünü de ters örüyorum. Sonra ipi ön tarafa alıyorum. Bir kez de düz olarak bu şekilde örüyorum. 2 oldu. Bir kez aradan alıyorum. Boşluktan 3. 4 ilmeğimi bir kez daha içine girerek örüyorum. 4 ilmekten 4 ilmek yapıp ilmeğimi çıkarıyorum. Evet, yine bakın 1, 2, 3 ve 4. Bakın 4 ilmeğin boyunu uzattık. Tekrar geriye takıyorum. İlmeğimi kendimden tarafa alıyorum, ipimi ve bir kez ters örüyorum. Sonra ipimi ön tarafa alıyorum. 4 ilmeğimi bir kez de düz olarak örüyorum. Sonra aradaki boşluktan bir ilmek alıp şöyle uzatıyorum. Sonra bir kez daha 4 ilmeğimi örüyorum. Yani 4 ilmekten bakın 1, 2, 3, 4. Burada da 1, 2, 3, 4. 4 ilmekten 4 ilmek çıkardım ve bıraktım. Bakın şöyle bir görüntümüz oluşacak. Evet, şimdi son kez yapalım. 4 model üzerinden yapıyoruz. Evet bakın 2, 3 ve 4. 4 ilmeğimin boyunu uzattım. Tekrar geriye taktım. Bakın bu şekilde. İpimi kendimden tarafa aldım. Bir kez ters ördüm. İpimi tekrar ön tarafa alıyorum. Bir kez de düz örüyorum. Sonra şu aradaki boşluktan bir kez alıyorum. İlmeğimi uzatıp bir kez daha 4 ilmeğimi örüyorum. Evet bakın. Bir modelimi daha tamamladım. Şimdi burada benim 2, 4, 5 kenar patım olan 5 tane kenar patım var. 1, 2, 3, 4 ve 5. Kenar patlarımızı da yaptık. Modelimizin 3. sırasında bu şekilde tamamladık sevgili hanımlar. Modelin 4. sırasındayız ve ön yüzündeyiz. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. Gerçekten çok güzel ve farklı, değişik bir model. Bu tür modellerin çok farklı modelleri var ama bu bambaşka, değişik bir model ve çok güzel bir model sevgili hanımlar. Evet, hemen yine kenar ilmeğimi alıyorum. Buradaki 5 tane düz ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimle birlikte 5 tane. 2, 3, 3, 4 ve 5. Evet bakın 5 ilmeğimi yaptım. Şimdi burada ilmeklerimiz dörtlü gruplar haline. 1, 2, 3, 4 bakın. Bu her biri 4 tane sevgili hanımlar. Kenardaki ilmeklerimiz de 5. Buradaki tüm ilmeklerimizi
düz olarak örüyoruz. Modelimizin son sırası burası hanımlar. Dördüncü sırası. Modelimizin dördüncü sırasında yaptığımız işlem bu sevgili hanımlar. Evet, şöyle son sıramızı da yapalım. Modelimiz ilerledikçe kendini gösteren bir model sevgili hanımlar. Evet, modelimin dördüncü sırasını da bu şekilde tüm ilmeklerimi düz örerek tamamlıyorum. Kenar patlarımı yapıyorum. Burası hep düzdü. Önden de arkadan da düz olarak yaptık. Evet. Şöyle hanımlar bakın, bir modelimizi tamamladık. Bir modelim bu şekilde. Bakın. Şöyle bir modelimiz bu şekilde. İnanın model ilerledikçe çok güzel oluyor. Ben sizlere şöyle kenar patları ayarladım. Modelimi de ortaya koydum. Bakın şöyle modelim çıktı. Ama tabii ki model ilerleyince göreceksiniz, çok daha güzel olacak. Şimdi modelin arka yüzünde modelimi ben bir kez daha şöyle nasıl başlamıştım göstermek istiyorum. Kenar ilmeğimi aldım. 1 şöyle 2 3 4 ve 5. Bakın 5 tane kenar patımı yaptım. Tüm ilmeklerimi modelimin birinci sırasında ne yapmıştım ilk yaptığımızda? Tüm ilmekleri ters örmüştük. Şimdi tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Şöyle kısacık kısacık ikinci bir kez daha anlatmak istiyorum sevgili hanımlar. Daha aklınızda kalıcı olsun diye. Evet, şöyle modelin ikinci modelin birinci sırasında o aradaki tüm ilmekleri ters yapıyoruz. Kenarlarda 5 ilmek kenar patı yaptığımız için düz örüyoruz. Bakın 2 4 5 ve şimdi düz ilmeklerimi örüyorum. 3 4 ve 5. Evet, örgümüzün ön yüzündeyiz. Arka yüzünde modelimizin birinci sırasını 5 tane burada haroşa yaptım. Aradaki ilmekleri ters ördüm. Buradaki kenar patımı da 5 tane yaptım ve ön yüzüme geldim. Şimdi modelin ikinci sırasındayız hanımlar. Modelimizin ikinci sırasında hemen ne yapacağız? Her ilmeğimizi 2 kere batıyoruz ama öncelikle 5 tane kenar patımızı yapalım. 3, 4 ve 5. 5 tane kenar patımı yaptım sevgili hanımlar. Bakın şimdi buradaki tüm düz ilmeklerimi her ilmeğime 2 kere batıyorum. 1 2 1 2 1 2. Modelimin ikinci sırasında yaptığım işlem bu sevgili hanımlar. Her ilmeğimize 2 defa batıyoruz. 1 2 1 2. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar her ilmeğimize 2 kere batıyoruz. Burada 2 4 5 kenar patımızı normal düz haroşa olarak tekrar örüyoruz. Evet, ortadaki ilmeklerin her birine 2 kere batarak bakın. İlmeklerimi tamamladım. Kenarda 5 haroşamı yaptım. Ortadaki düz ilmeklerime de her birine 2 kere batarak ikili dolamış gibi yaptım. Ve buradaki 5 tane haroşamı da yaptım. Ve modelimin 3. sırasında arka yüzündeyim sevgili hanımlar. Şimdi kenardaki 5 haroşamı yine düz olarak önden de arkadan da bu kenardaki 5 ilmeği düz yapıyoruz. Kenar patlarını. Bakın 4 oldu. 1 ilmeğim kaldı. 5. Şimdi 5 tane kenar patımızı yaptık. Burada 2 kere doladığımız, yani 2 kere ördüğümüz ilmekler. 1, 2, 3, 4. Bakın 4 ilmeğin boyunu uzattım. Tekrar geriye takıyorum. İpi kendimden taraf alıyorum. Bir kez ters olarak örüyorum. Sonra ipi ön tarafa alıyorum. Bir kez de düz örüyorum. Tekrar bu aradan boşluktan bakın bir ilmek alıyorum. Şu şekilde uzatıyorum. Bu 4 ilmeğimi de bir kez daha örüyorum. Evet, bakın bir modelimizi daha bu şekilde yapmış olduk. Şimdi bir tane daha göstereyim. Bakın 1, 2, 3, 4. Bakın 4 ilmeğimin boyunu uzattım. Tekrar geriye takıyorum. Ve 4 ilmeğimi bir kez örüyorum. Sonra ön yüzde atıyorum ipimi. Ön yüzden de bir kere düz örüyorum. Sonra bu aradaki boşluktan bir ilmek alıyorum. Sonra tekrar 4 ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Evet, bu aradaki ters ilmeklerimizi, 2 kere doladığımız ilmekleri bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Modelimizin 3. sırasında yaptığımız işlem bu. Evet, modelimi tamamladım. Sıra sonunda 5 tane kenar haroşamı da yaptım arkadaşlar. Arka yüzde ve 3. sırada yaptığımız işlem bu. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu.
Bakın ne kadar güzel. Şöyle ortası çukur, kabartmalı bir güzel model oldu sevgili hanımlar. Şimdi dördüncü ve son sırasındayız modelimizin. Modelin dördüncü ve son sırası. Kenardaki 5 haroşamı yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Bakın kenardaki 5 haroşamı yaptım. Burada dörtlü gruplar halinde ilmeklerim. Bakın 1, 2, 3, 4. Buradaki ilmeklerim dörtlü gruplar halinde. Kenarda da 5 haroşam var. Hepsini düz olarak örüyoruz. Modelin dördüncü sırasında. Tüm ilmekler düz. Evet, sırayla bu dörtlü grupları düz olarak ilmekleri tek tek örüyoruz. İlmeğimiz 4 ve 4'ün katlarıydı. Bakın her bir modelim 4 ilmek. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar, yani bu sıranın başından sonuna kadar tüm ilmekler düz. Evet, bu şekilde. Evet güzel hanımlar, henüz kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla da sevdiğiniz dostlarla da videolarımı paylaşırsanız çok çok daha mutlu olurum. Evet biliyorsunuz ki istemeyerek bazı olaylar yaşadım sevgili hanımlar. Kanalımda bir arkadaş gelip her şeyimi çaldı çaldı gitti. Siz değerli organik izleyicilerime sunduğum, yani sizlerin karşınıza beni çıkaran en güzel, en değerli hani yapmış olduğum çalışmalarımı çaldı. Hakkımı helal etmiyorum ama yapacak da hiçbir şey yok. İşte yüzsüz insanlar önünden gelmek çok zor. Evet sevgili hanımlar, bu şekilde bakın modelimi tamamladım. 1, 2, 3, 4. Bakın 4 tane modelim oldu. Sizlere ben 2 kere modelimi anlattım. Gerçekten çok şık ve güzel bir model. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu modeli çeyizlik şal modellerinizde, yelek modellerinizde kaçırmayın hanımlar. İnanın bana, siz de gören model isteyecek. O kadar güzel yani. Arkası da bakın bu şekilde. Şimdi modelimin ilerlemiş halini de ben sizlere bir göstereyim. İnanın ilerlemiş halini görünce hayran olacaksınız. Bakın hanımlar. Gerçekten ilerlemiş hali de çok çok güzel. Şöyle bakın, yakından da göstereyim size. Şöyle simli olduğu için ipim de parlıyor sevgili hanımlar. Gerçekten çok güzel. Şöyle bakın. Gerçekten şöyle kabartmalı, harika, güzel bir yelek modeli. Şişle yelek modelleri arayanlar için harika, kaçmaz bir model sevgili hanımlar. Evet, Annemin Örgü Dünyası kanalımda güzel bir örgü modeli paylaştım sevgili hanımlar. Yelek modelleri, bayan yelek modelleri arayanlar, ne diyelim, bebek örgüleri arayanlar, yelek örnekleri arayanlar, bunu dilerseniz iki renkli de yapabilirsiniz. Bayan modellerini şişle yapmak isteyenler sevgili hanımlar, bu model kaçmaz bir model, kaçırmayın diyorum. Dilerseniz hırka, dilerseniz süveter, dilerseniz atkı bere, dediğim gibi çeyizlik şallar, ne isterseniz bu modelden yapın hanımlar. Bu modeli kaçırmayın diyorum. Şöyle bir ekran büyümesi yapayım, bakalım nasıl görünecek. Evet, şöyle hafiften bir ekran büyümesi yaptım, böyle bir görüntümüz oluştu bakın. Evet hanımlar, bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah beğendiğinizi düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bu güzel modelimi beğendiyseniz, arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun. Bugününüz yarından, yarınız bugünden güzel olsun. Örgü videoları arıyorsanız aradığınız model burada diyorum. Hayırlı günler diyorum.